Tuğba Sarıkaya asrın felaketinde tekstil fabrikasını kaybetti. Bütün makineleri enkaz altında kaldı ama o yılmadan çalıştı ve kendisine yeni bir tekstil fabrikası kurdu. Çünkü o Türkiye'nin güçlü kadınlarından biri. Gelin onun hikayesini kendi ağzından dinleyelim. Tuğba Hanım, çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız, kabul ettiniz. Biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Ben Tuğba Sarıkaya. 5 yıldır azami örgü ve plastik işiyle uğraşıyorum. 6 Şubat'tan önce nasıl bir iş hayatınız vardı? Normal, rutin bir iş hayatımız vardı. Hani yine 6 Şubat depremi öncesinden de biz zaten sıfırdan başlamıştık. Hani çok şükür işlerimizi toparladık, tam yerine oturdum. Hani düzeldi, kâra geçebilecek durumdaydık. Sonraki süreçte hani asrın felaketi olan 6 Şubat depremi oldu. Tabii bütün her yer gibi, her iş yeri gibi ve her ev gibi benim de iş yerim ve evimde özellikle iş yerim fazlasıyla ağır hasar aldı. Makinalarım deprem enkaz altında kaldı. Çıkartamadıklarım oldu. Burayı temin edip makinalarımızı tekrar taşıdık. Enkaz altından çıkardığımız makinalarımızı tabii ki de tekrar tamirata yolladık. Tabii bu süreçte kadın olarak toparlayabilmek de bayağı bir zor. Uğraşabilmek de bayağı bir zor. Müşterilerimizin birkaç tanesi Hatay'daydı. Onlar da asrın felaketini yaşadığı için bu süreçte onların da hani ödeme alamamak gibi, bizim onlardan ödeme alamamak gibi bir durumumuz vardı. O geceyi konuşalım mı biraz Tuğba Hanım? O gece neler yaşadınız? Korkunçtu yani. Hani diyebileceğim, insan düşmanına bile yaşatmasını denebilecek. Çünkü insanlar da, benim de dahil, can pazarı gibi bir şeydi. Yani küçük kıyamet diyebilirim. Kimse kimseyi tanımıyor, kimse kimseye sahip çıkamıyor. Bitti mi dediniz artık bu? Bu kadar mı? Tabii ki iş yerim dedim. Yani artık kurtaramam herhalde. Ben de artık dedim toparlayamam gibi. Çünkü dediğim gibi kadın olarak onu toparlayabilmek, arkasında durabilmek bayağı bir zor süreçte geçiyor. Halkbank'ın aslında hayatınızdaki yerini sormak istiyorum. Tabii ki oranın katkısı büyük oldu, sağ olsunlar. Hani müdür bey olsun, müşteri temsilcim olmuş olsun, çok güzel bir şekilde ilgilendiler. Kadın olarak benim ihtiyacım olabildiğini görebilip o şekilde hareket edip o şekilde yardım ettiler. Hani sağ olsun kadın girişimci kredisinden, işte diğer bankanın sağlayabildiği krediden, sonrasında KOSGEB'in onların imkanıyla sağlayabilecek durumdan, bütün yaralanmam gereken her şeyden sağ olsunlar. Bankam ve banka müdürüm, işte temsilcim sağ olsunlar, çok güzel bir şekilde yararlandırdılar beni tabii ki de. Sizinle aynı durumda olanlara neler tavsiye edersiniz? Mücadele etmeleri gerekiyor. Her konuda, her türlü hani mücadele olmazsa kesinlikle bir yere varılmıyor. Ya işte buraya gittin de bu şey olmadı denilip bu tarafa çevrildiğin zaman orada kaybediyorsunuz zaten. Hı-hı. Asla. Tekrar ısrar edeceksiniz, tekrar ısrar edin. Hani diyorlar ya, kapı açılana kadar vurabilirsiniz diye. O şekilde yani asla pes etmedim. Pes etmek gibi asla bir düşüncem de yok zaten.